Form application. Okay. Formamız dayıyor. Toolbox bulan properties anılan pink koyamaz. Gözümüzü yapıla yapıla. Formamızı arkadaşlaştıramaz. The label olamaz. Label sözlüğümüz. Ölçemlerine. Text hususiyatını indirip koyduk. Tayyor. Copy kılamız. Slavit. Malumot kiritishimiz uchun textbox komponentasini qo'yamiz. Bu bizni massivimizni o'lchami. O'lchovli massiv bo'lsa, n ga m holatda bo'lsa, mana shu n bilan m lar massiv o'lchamlar. Endi data grid olamiz. Data grid joylashtiramiz. Massivimiz neçige neçiliğe başlar. Yani bu row'lar ve column. Yani satırlar ve üstünler. N bilen M'ler. Yani satırlar sonra, üstünler sonra kop koysa biz data grid'imizden çıkıp geçiş mümkün. Çıkıp geçmeyedir. O toluk ölçemge tuşadır. Fakat yine bizge görünmeyiz. O yüzden data grid'de katlar o ölçemde op boyu orası da. Çünkü abi N bilen M'de özleriz. Kandayı belirleriz ki bağlı olup kaladır. Onun içine joylaşacağız ya. The button olamız. Bu button'ımız bizge numak beradı. Neticeni çünkü çıkarıp verişki. Bize mesela oz massif elementlerine numasını topamız. Cüftünü, tokunu, maksimum, kaysıbırını topamız. Maksimumunu topamız. Max deyip koydum. Max deyip koydum. Bunu ham ölçemlerin sözde bulamız. Dur, tamam. Endi natija qayergadir chiqish kerak, to'g'rimi? Mana bu text boxni copy qilamiz, text box o'ziga chiqarib yuboramiz natijani. Kattaroq qilib qo'yaman, chunki bu yerga slavoz tugatganimizdan keyin juft elementlar, top elementlarini, minimumlarni topishdi nazaramiz. Demak, bizlar form o'ynamiz tayyor bo'ldi. Label oldik n bilan m. Bu faqat nom holatida va textbox komponentlarini qo'ydik ma'lumot kiritishimiz uchun, ya'ni massivimizni o'lchamini n ga m holatini berishimiz uchun va data grid yaratdik, o'sha joyda massiv elementlarini joylashtirib beradi tablitsaga. Textbox uchimiz bor, natijani olamiz, max elementi va max knopkani bosganimizda bizga maksimum element olib kelish kerak. Maksimum ichiga kiramiz, kod yozish oynasi. E'lon qilamiz int n m. Nima qilishimiz kerak n bilan m larni avval foydalanishimiz uchun convert qilishimiz kerak. Text box 1 ni text xususiyatini convert qilib bersin. M ni ham xuddi shunday. Textbox 2 M. Endi data grid ga yo'naltiramiz. Data grid view o'zining row count xususiyati bor, row count teng n, ya'ni satırlarını data grid'ga yo'naltirib yuboramiz. Biz kiritadigan ma'lumot M ga ham xuddi shunday. Column count bor bunda teng M. Element bilan to'ldirishdan oldin e'lon qilib olamiz. Int i teng 0 dan i kichik.
n geçe i plus plus int g tek noldan bir küçük m geçe g plus plus. A i'ye A g'ye nima qilishimiz kerak bizga? Random orqali to'ldiramiz, lekin A ani o'zida xatolik beryapti, chunki biz A ni nima qilmadik? Hech qayerda e'lon qilmadik, to'g'rimi? Massiv e'lon qilib qo'yamiz. A static massiv bu. Yuz holatda e'lon qilib qo'ydik. Endi A ni taniydi. Xatolik bermaydi. Endi bunu random orqali to'ldirmoqchi bo'lsak, rand %, masalan 100 gacha bo'lgan sonlar bilan to'ldirmoqchi bo'lsa, 100 o'z kirmaydi. Randda xatolik beradi. Xatolik beradi. Xatolik bartaraf qilish uchun bibliotekani qo'shishimiz kerak. Include random degan kutubxona bor. Time.hash ham qo'shib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi bu yerda bizga kerak bo'ladigani raqamlar bir xil chiqib qolmasligi uchun srand'dan foydalanamiz. Srand time nal qilib qo'ysak yetarli, to'g'rimi? Bo'ldi, 100 gacha elementlar bilan to'ldiradi bu. Biz oldin nima qildik bu yerda? Hech qanaqa data gridga yo'naltirmadik to'ldirilgan jarayon. Lekin bu tasodifiy sonlarni olib bo'ldi o'ziga. Endi tasodifiy sonlarni data gridga yo'naltirib qo'yishimiz kerak. İkinci skobkadan pastga tushamiz. For copy qilsak ham yaxshiroq bo'lmaydimi? Copy qilamiz. Okay, paste qilamiz. Data gridga yo'naltiramiz. Data grid view o'zining rows i ni jo'natamiz. Kelsga g ni jo'natamiz. Value ni qiymati o'shani olib ketsak ham bo'lardi. To'g'ri aytyapti. A i g nuqta to string. Chunki ma'lumotlar qanday jo'natishimiz kerak yo'q-ku? String holatda jo'natishimiz kerak. Bo'ldi, mana bu holatda o'z ma'lumotlarimiz to'liq bizga random bilan o'sha gridni, ya'ni setka holatini massivlarimiz to'ldirib beradi. Tikka tur. Maxni bossak, mana 100 gacha bo'lgan sonlar bilan nima qildi bizga? To'ldirib berdi. Qo'yib ko'raylikchi. Ma bu yerda mana ortgan joyi bor, shuning uchun boy aytganim, agar 3 ga 3 qilsangizlar kichikroq bo'lib qoladi, 4 ga 4 qilsangiz yana kattalashadi, mana griddan chiqib ketadi, mana bu yerda scroll hosil bo'ladi agar chiqib ketgan holat. Buni o'tkazib ko'raverasiz, tushunarli? Demak, massiv elementlarni topib bo'ldik. Endi max element topmoqchimiz. Maksimum element qanday topamiz? Int the max e'lon qilamiz. Maxni tenglaymiz nimaga? A ning 0-inch. Demak, 0-inch elementni biz max deb ko'ryapmiz. To'g'rimi? For the kopya qilib olamiz. Pastga tashlaymiz. Mana bu qismlarni o'chirib qo'yamiz. Max element tepa turibdi. If shart qo'yamiz. Agar nima bo'lsin? A, i va g mas katta bo'lsa maxdan
Marks nimani o'zlashtirsin o'ziga? EG ni o'zlashtirsin. A EG ni o'zlashtirsin. Endi bu qayerga chiqarib bersin Marks bizga? Textbox 3 tekstiga Max'ı özleştirişimiz gerek. Max, Max kanaka tipte? Int tipi de, doğru mu? Ha? Max to string kılıp, text box 3'ge Max'ı yöneltirip koyduk. Özgenden bağlı maksimum element özleştirip çıkarıp bir adı. ...99 daim içi yaptı. Başka bir tane görürsen başkasını çıkardım. 3K ucu ile kulağımız maksimum. 90'dır. Demek düşündüyüz lan. O zaman... ...ölçemlerin bir boleyemiz... ...data grid fossil kıldık. Onu random orkalı püldürüp olduk. O max knopka koyduk. Maksimum elementi toplayalımız. Cüft toklarını toplamak için sezlerim. Kutlu text box 3K hazır özlerizge vazife... Textbox 3'ge yöneltirip orasın. Max doldu minimum degen knopka, juft degen knopka, tok degen knopka. Şunarlı. Knopkalar tayyor koyasız. Üstüge boskalar izde. Avtomatik textbox 3'ge manabınarsa özgar özgar duru orasın. Çünkü yöneltirip duru orasın.